Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Basketbol Birliği antrenör eğitim programlarımızın bu akşamki bölümünde konumuz altyapıda hücum organizasyonları. Ders hocamız da Türk basketbolunun başarılı koçlarından Tek Süt Bandırma Basketbolu'nun baş antrenörü Hakan Demir. Hakan'cığım tekrar hoş geldin. Bu akşam bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir iki küçük hatırlatma yapıyorum. Sonra söz sende. Arkadaşlar konuyla ilgili her zaman söylüyorum. Konu akışkanlığını dışına çıkmadan sorularınız olursa lütfen altta chat bölümüne yazın. Sorunuzu da yazın. Ben aralarda Hakan Koç'un soru için ara verdiği zamanlarda veya onu dinlendirmek istediğim zaman araya girip onun da izniyle size temas ettireceğim sorunuzu cevaplandırma üzerine. Hakan'cığım söz sende. Evet. Şimdi her şeyden önce davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün belirlediğimiz konu hücum organizasyonları. Ben de bugün böyle çok bilgisayar ortamında değil de biraz daha bu eski usul kara tahtada biraz şey yapayım dedim. O arada da çünkü bazı detayları belki soru olur, konuşmamız daha kolay olur diye. Çok da böyle daldan dala atlamak yerine birkaç tane hani belli spesifik, belli hücum örnekleri üzerinde, belli detaylar üzerinde çalışalım, biraz konuşalım istiyorum. Şimdi tabii bu hücum organizasyonları altyapıda deyince benim aklıma tabii benim altyapıda antrenörlük yaptığım zamanlar geliyor. A takımdaki yaptıklarımız şeyle altyapıda yaptıklarımız şey aslında bana göre belli konularda ayrı olmalı ama belli konularda da bir ortak yönü olmalı. Şimdi hangi dersen, şimdi biz A takımda oyuncuların çoğunu kendimiz seçiyoruz. Yani sisteme göre, kendi sistemimize göre neredeyse bütün oyuncuları alabiliyoruz. Ama altyapıda antrenörlük yaptığın zaman sen sonuçta elindeki malzemeden en iyi hücum sistemini çıkarmak durumunda kalıyorsun. Yani bir sene daha farklı bir şekilde hücum ederken diğer bir sene mesela bazen elinde çok iyi bir guard oluyor. Onun üzerinden hücum ederken bir sene sonra elinde gerçekten çok etrafında oyunu kuracağın bir pivot oyuncusu olabiliyor. Veya bir forvet oyuncusu olabiliyor. Yani bunların hepsi de bir araya çok az zaman geliyor altyapıda takım çalıştırırken. Her jenerasyonda farklı tipte, farklı özellikleri olan oyuncular var. Onun için A takımla altyapının bence en önemli özelliği bu. İkincisi, sen altyapıda bir düzen kurarken hem maç kazanmak istiyorsun hem de o düzen içinde o belli oyuncuları kazanmak, belli oyuncuları geliştirmek istiyorsun. Dolayısıyla belki bu anlamda seni limitliyor. Dolayısıyla her sene seni yeni o takıma uygun bir düzen bulman gerekiyor. Ama belli konularda da ortak bir yönü var. Bana göre ortak yönü şu. Yani özellikle devamlılığı olan hücumlarda, bu continuity offense dedikleri konularda elindeki malzeme ne olursa olsun bence herkesin elinde devamlılığı olan birkaç tane hücum olup her sene onu uygulayıp aynı zamanda da elindeki malzemeye göre daha farklı, daha değişik setlere o oyuncunun, o elindeki malzemenin durumuna göre uyarlanması gerekiyor. Dolayısıyla ben özellikle devamlılığı olan continuity offense'lere hem altyapıda hem de A takımda belli noktalarda, belli yüzdelerde hani hücumun içeriği yüzdesinde inanıyorum. Onun için biraz böyle devamlılığı olan hücumlar üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bugün baktığın zaman bende görüntü gitti de sizde görünüyor mu? Evet ben görebiliyorum herkesi. Ben tamam. Herkes görebiliyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor. Serhat abi. Merhaba hocam. Görüşürüz. Tamam o zaman yani bilmiyorum Cem abi görünüyor mu demin görüntü gitti. Görüyor. Bir problem yok şu anda. Okey tamam. Biraz onun için devamlılığı olan setler üzerinden konuşayım. Ama mesela ona geçmeden önce benim elimde DS'yi Serhat Hüseneleri bilir. Mesela DS'yi ve kolejin DS'yi genç takım ve kolej yıldız takım çalıştırırken hani ben neredeyse altyapıda yarı saha seti oynamıyor gibiydim. En çok şey yaptım. Yani buradan da görülüyorsa elimde çok iyi bir tane penetreci guard vardı. İki tane
Forvet'i buraya koyuyordum. İşte uzun dediğimiz, uzun diyebileceğimiz bir oyuncuyu buraya koyuyordum. Dört numarada işte ya burada, ya burada ya da köşede oluyordu. Yani bu guard getiriyordu topu. Mümkün olduğu kadar burada zamanı geçirip, şöyle biraz daha, buradan penetre edip, burada en çok kullandığımız şey ya buna, yani yardımın durumuna göre bunu pasa verip, tekrar close-out'a hücum edip, köşeye ya da buraya kadar gelmekti. Çünkü neden? Bu, buradaki guard benim için en kıymetli oyuncuydu ve buradaki oyuncular da nispeten şutör oyuncularımdı. Ama 5 ve 4 numara elimdeki malzeme çok çok iyi bir malzeme yoktu. Yani benim amacım bu 3 oyuncu üzerine kurup diğer 4 ve 5 numaranın da burada rebound alması veya işte pot altında eğer yardım gelirse topu dağıtmaktı. Yani bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki bazen hiç set oynamadan sezon geçiyor. Yani ben bunlarla bazen bu 2 numara bunun yerine geliyordu. Bu üçü kendi aralarında yer değiştirirken bu penetre pastan, yani burada böyle bir spacing yaratıp bu oyuncuya tamamen böyle bir alan yaratıp bu oyuncunun yaratımı üzerinden buradan sayı buluyorduk ve bunu da çok maç kazandı. Şimdi ama bütün bunlar olurken biraz da şöyle düşünmek lazım. Belli oyunlarda da devamlılığı olması gerekiyor. Ben bunu alt takımda da hep kullandığım bir düzen var. Biraz onun üzerinden konuşacağım. Biraz da ondan sonra biraz daha farklı düzenler üzerinden konuşacağım. Şimdi biz bir transition organizasyonumuz var ve bunu birçok takım kullanıyor. Fakat bizim biraz daha farklı bir kullandığımız şeyler var. Şimdi direkt fast break'te, direkt fast break üzerinden konuştuğumuzda işte top garda, guard'dan, forvetlerden herhangi birine gittiğini düşünerek işte ortadan uzunun koştuğu, diğer uzunun tepeye geldiği bir düzen var. Bu herkesin oynadığı, herkesin yapmaya çalıştığı şey. Yani uzunları en önce önde koşturma, rebound alan uzunun arkadan geldiği, diğer uzunun önden koştuğu. Fakat şimdi bu her zaman olan bir şey değil. Dolayısıyla ben bu olmadıktan sonra secondary break dedikleri bizim de işte transition ya da motion dediğimiz organizasyon üzerinde ne yapıyoruz? Biraz ona şey yapacağım. Bu bence her takımda yani yeteneğin elinde yetenek ne olursa olsun uygulanabilecek bir düzen. Dolayısıyla onun üzerine biraz konuşabiliriz. Şimdi her ihtimalde biz topu forvetlerden birine vermeye çalışıyoruz bu transition organizasyonunda. Yani ya topu buraya veriyor ya topu buraya veriyor. Şimdi bu pas arkadan da işte 4 ve 5 numaralar geliyor. Şimdi bu pas aslında yani guard'ın elinden topu bir kere çıkarmak bizim için çok çok önem taşıyor. Bir kere topu buraya verdikten sonra burada mesela altyapıda da alt takımda da ben burada eğer top forvete şut mesafesinde gelmişse burada çok fazla kural üzerinden gitmiyorum. Burada diyorum ki bu oyuncu eğer bu topu istediği gibi kullanabilir. Eğer penetre edebilirse buradaki bu oyuncu onunla spacing yapacak şekilde mutlaka köşeyi dolduruyor. Arkadan gelen oyuncu onun önünü kapatmayacak şekilde buraya kadar gelebiliyor. Ve buradaki bu eğer 4'se 4, 5'se 5. Diğer oyuncu da 5 diye düşünerek burada buraya kadar geliyor. Eğer biz buradan penetre edip pası buraya verirsek bu oyuncu tekrar buraya kadar gelip tekrar bu dış oyuncular arasındaki bağlantıyı kurup buradaki oyuncu ducking yapıp yani topu burada isteyip buradaki oyuncu da high posta kadar burayı doldurabiliyor. Bu penetre eden oyuncu genelde benim istediğim eğer buralara kadar gelirse tekrar geriye çıkması. Yani buralarda bu önemli bir ayrıntı. Pası verdikten sonra bu oyuncu penetre etti, topu verdi. Bu oyuncu eğer buralarda kalırsa genelde oyunun dışında kalıyor. Dolayısıyla benim istediğim şey bu oyuncu penetre etsin. Eğer topu buraya verebilirse versin. Eğer veremezse onu bir sonraki aşamada konuşacağım. Verirse eğer mutlaka bu taraflara gelip burada trafik yaratmasın. Tekrar geriye gitsin. Şimdi bu tekrar geriye gittikten sonra her türlü hücum organizasyonuna biz burada açığız. Buradan topu tekrar dediğim gibi içeri verdik. Buradan penetre etti, dışarı verdi. Buradan koşan oyuncu burada takin yaptığı zaman mutlaka bunu buraya
verebiliyoruz. Veya eğer buradaki oyuncu bunu high post'a çevirirse buradan da içeri verebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki pas buraya bir kere ulaştıktan sonra buradaki oyuncu benim için serbest bir oyuncu. Ben sizi göremiyorum ama siz beni görüyor musunuz yine? Görüyoruz hocam. Ha, tamam. Hakan problem yok. Ha, tamam benim problem ekranım. Yok. Sesle ve görüntüde problem yok. Sen devam et. Tamam. Şimdi bu eğer topu o penetreyi bu oyuncu yapamazsa benim için bizim için asıl oyun burada başlıyor. Eğer bu oyuncu burada bu penetreyi yaptı, denedi veya hiç denemedi, topu direkt garda geri verdiği zaman. Yani biz bu oyuncu, 3 numaralı oyuncu topu penetre etti, olmadı veya direkt topu buradan gelen garda verdi. Şimdi birçok takım buradan da arkadan da uzunlar geliyor. İlk koşan uzunun 4 olduğunu düşünelim burada. Diğer uzunun da 5 olduğunu düşünelim. Buradaki oyuncu da 2 numara. Şimdi bu aslında topu 3 numaraya aktardıktan sonra 3 numara bu serbestliği olup topu buraya kadar aktarıp gardın top tarafına gelip iki uzunun aşağıdan koşup bu noktaya geldikten sonra eğer bu olmuyorsa, yani bu her zaman olan bir şey değil, topu garda verdiği zaman biz burada ball screen motion dedikleri topun döndüğü hücum hareketli transition setini oynuyoruz. Şimdi burada bu pası veren oyuncu, geriye veren oyuncu mutlaka kat ediyor ve buradaki low post'a geliyor. Şimdi birçok takım burada bu oyuncuyu buradan köşeye kadar kat ettiriyor. Fakat benim yıllar içinde bunu, ilk başlarda ben de bunu buraya kat ettiriyordum. Fakat daha sonra yıllar içinde bunun burada durmasının hareketliliği azalttığını düşündüğüm için bunu, bu oyuncu topu terse geriye verdikten sonra bir numaraya buradan hareket edip buraya, burada low post'a geliyor ve burada bekliyor. İki numaralı oyuncu da burada bekliyor. Yani şu anda bizim istediğimiz bir düzen yavaş yavaş kuruluyor. Şimdi bu tip transition pick and roll'lerindeki en önemli olay, bu guard eğer bu pası geri aldıktan sonra oynayacağı pick and roll'ün pozisyonu olarak eğer free throw çizgisinin üzerinde bir yerlerde oynarsa, yani buralarda kalırsa genelde iyi bir spacing olmuyor ve top kaybına müsait oluyor. Dolayısıyla bu pası geri aldıktan sonra bu oyuncunun topu benim free throw'un altına getirmeyi, bu free throw uzantısının altına getirmesini istiyorum. Ancak o zaman iyi bir spacing yaratma şansımız oluyor. Şimdi ama şu pasın bir numaradan üç numaraya aktarılması, onun deneme yapması, tekrar geri vermesi ve bir numaranın burada bu pası, bu topu, bu free throw çizgisinin altına kadar getirmesi bana göre ciddi bir fundamental. Yani hem bir numaranın iyi bir kere orada baskı arttığı için bu kuvvetle topu buraya getirmesi, üç numaranın pas fundamentalı, bir numaranın oyun görüşü fundamentalı bana göre mesela ben altyapıda bunu öğretmek bile başlı başına bir olay. Çünkü kolay olanı gardın buralardan başlaması, pasın buralara gelmesi, top olayın orta sahaya yaklaşması ve sen pick and roll oynayacağın zaman bunun ta buralarda olması ve bütün pick and roll'lerin tek tek boşa gitmesi demek. Benim için önemli olan bu garda bu pası verdikten sonra topu bu free throw'un altına kadar taşıması. Bu olay, dediğim gibi, bu olay bana göre mesela olayın %50'si. Eğer bu topu buralara taşır, buradaki pick and roll'ü burada oynayabilirsek o zaman bizim bu setten sayı bulma şansımız oldukça fazla. Şimdi bu guard bu topu buraya aldıktan sonra getirebilirse eğer, 3 numara burada bekliyor. Demin çizdiğim gibi 2 burada. Şimdi ilk koşan uzun. Eğer 4 de olabilir, 5 de olabilir. İkisiyle de bizim için uygun. Burada 4 olduğunu farz edelim. Şimdi 4'ün buraya pike gitmesini istiyoruz. Ama bu pike giderken eğer bu oyuncu free throw'un altına topu indirebilmişse, bu oyuncu da böyle değil,
biraz aşağı doğru gidip direkt bir açıyla buraya Pikenrol'e gelmesini istiyorum. Kendi adamını biraz açıyla. Şimdi baktığında bu açılara gelmek, bu açılara getirebilmek oyunu bana göre oyunun en önemli kısmı. Buralara geldikten sonra şimdi bu oyuncu topu canlı tuttuğu için buradan gitme ihtimali de var. Yani bu Amerikalıların refuse the pick dedikleri. Pick'i reddetmek. Yani bu oyuncuya bu refuse the pick'i de öğretmek, bu screen'i de bunun altına taşımak başlı başına bir olay. Eğer bir oyuncu sadece burada pick'i oynayıp pası veriyorsa, zaman zaman bu refuse the pick yapıp buradan penetre edip işte burada iki numara ona göre açıya gelmiyorsa, üç numara buraya gelmiyorsa, yani veya buradan bir layup'la bitirmiyorsa, o zaman burada tek düze bir oyun oluşmaya başlıyor. Ve bu tek düze oyunların da savunması çok kolay. Yani bizim mesela iyi bir guard yetiştirirken, evet topu getirdi, burada pick and roll oynamadı, buralarda oynamadı, buraya kadar free throw'un altına kadar taşıdı. Ondan sonra zaman zaman pick gelirken o reddedip pick'i buradan penetre etti, attı veya dışarıya pas verdi veya içeriye pas verdi. Bunlar başlı başlı fundamental benim gözümde. Yani ben şimdi bugün altyapı antrenörüne dönmüş olsam bu detaylar benim için çok çok önem taşır. Yani bunları öğretebilmek. Ben altyapıda antrenörlük yaparken tabii ki o zamanlar dünyaya bakışımızda işte belki detaylara bakışımızda biraz daha farklıydı. Bir seti koydun, bir olayı, bir düzeni koydun, hop olacak, bitecek veya olmadı, ya niye olmadı falan diye düşünüyorum. Ama aslında şunu söylemek istiyorum, yani A takım antrenörlüğü yaptıktan sonra birçok olayın detay üzerinden gidilmesi gerektiğini, detaylarda, alternatiflerde, opsiyonlarda iyi hale geldiğin zaman bazı şeylerin çok iyi hale geldiğini veya işe yaradığını görüyorsun. Öteki türlü olmadı veya çok kolay savunuyor. Şimdi bu oyuncu her seferinde topu orta sahada alırsa, 4 numarada orta sahada pik yaparsa, bu oyuncu hiç buradan gitmezse ve topu böylesine çevirirse hiçbir şey yaramıyor. Şimdi bu 4 numarada, şimdi bu 4 numara her seferinde eğer böyle kavisli bir şekilde buraya pike giderse ve bu pik bu tarafa oynanırsa açığa doğru, yani 8 metrelere kadar gelirse yine işe yaramıyor. Dolayısıyla 4 numaranın burada vücuduyla adamı itip hız değiştirip buraya kadar gelmesi. Şimdi zaman zaman da yine bu pikte 4 numara buraya gelirken gelecekmiş gibi yapıp burada slip dediğimiz buraya içeri doğru bir anda topu istemesi, slip bu çembere doğru bir anda kayması buradaki alternatiflerimiz yine artıran bir şey. Yani dolayısıyla burada mesela ben şu ana kadar bu pas geri verildikten sonra top guard eline geçtikten sonra o kadar bir daha bir hareketin içinde o kadar çok alternatif var ki yani buradan bu oyuncunun penetre etmesi, piki beklemesi, buradaki şutu, bu oyuncunun pike gitmesi veya gider gibi yapıp bu tarafa doğru slip yapması bunlar başlı başına üzerinde çalışılması gereken ve detay detay üzerinden oyunculara öğretilmesi gereken opsiyonlar. Şimdi bir oyuncu eğer çok yetenekli değilse veya çok zeki bir oyuncu değilse bunları tek başına keşfetmesi bana göre çok zor şeydir. Bizim bu alternatifleri mutlaka oyunculara göstermemiz gerekiyor. Şimdi bu transition oyununda bu dediğim açılarda bir numara biz her şeyin doğru gittiğini ve bu diğer opsiyonların daha sonra uygulanacağını düşünürsek veya şimdi uygulanmadığını düşünürsek bu oyuncu buraya geldikten sonra diğer 5 numara tepeye geliyor. 5 numara tepeye. Şimdi bu pick oynuyoruz. Şimdi bu pick'in açısı ve yeri o kadar önemli ki eğer burayı çok biz burada oynarsak 5 numara da burada olduğu için demin söylediğim gibi burada ciddi bir sıkışma olacak. Fakat biz burada bu pick'i aşağıya taşıdık. Eğer 5 numarayı da bu şekilde buraya getirirsek bu oyuncu ilk devrilmesinde buradan bu ilk devrilmesinde birinci opsiyon mutlaka burada bu 4 numaraya
buraya bakıyoruz. Eğer burada bu açılı bir şekilde screen'e gelip bu oyuncu terse gidecek gibi yapıp bu tarafa doğru oynayıp ilk pası verirse bu boş köşe dediğimiz screen'den mutlaka bir şeyler çıkabiliyor. Burada dediğim gibi burada en az üzerinde çalışılması gereken 4-5 tane farklı opsiyon var ve bunların hepsi de bana göre altyapılarda mutlaka oyunculara öğretilmesi gereken opsiyonlar. Bu oyuncuların bunları tek başına keşfetme şansı yok. Şimdi olmadı. Bundan sonra başka bir şey başlıyor. Yani biz buraya kadar şu 1 ve 4 numara piken rolünde doğru açılarda doğru yerde oynamayı, omuz omuza oynamayı, buradaki bu oyuncu burada soluna doğru dripling yapmak zorunda. Burada soluna doğru giderken bunu tek elle pas vermesi, yukarıdan çift elle pas vermesi veya işte pocket pass dediğimiz bounce pass verip bu oyuncuya bunları attırması yine bana göre başlı başına bir olay ve hikaye. Dolayısıyla yani 10 tane hücum göstermektense bana göre buradaki detayları tek tek çalıştığın zaman bana göre büyük kazanımları var ve A takıma geldiği zaman çeşit çeşit bir kere şuradaki pick and roll'e yer ve buradaki açıları terse hücumu, 4 numaranın slipini, omuz omuza oynamayı. İkincisi mesela burada 4 numara devrildi. Şimdi burada 4 numara bu screen'i yaptıktan sonra açık bir şekilde mi devrilecek? Veya sırtını vererek mi devrilecek? Kaç çeşit devrilme yapacak? Bunların da bana göre bu devrilme çeşitleri de başlı başına bir olay. Bunun için bunları, bu devrilmeleri öğretmeden yine bunun iyi bir şekilde uygulamasını beklemek çok kolay değil. Dolayısıyla burada buradaki bu açıları yakalayabilmek bana göre başlı başına bir olay. Ve bunların devrilmeyi de öğretmek, pası da öğretmek, oyunu da görmek başlı başına bir şey. Şimdi burada daha şeye girmedim. Mesela burada savunma ne yapacak? Kenardayken ice dediğimiz savunmayı mı yapacak? Veya ortaya doğru yönlendirme, ortaya doğru mu yönlendirme? Show up mı yapacak? Hard show up mı yapacak? Hard show up mı yapacak? Veya alttan mı geçecek? Bunların hepsine A takım seviyesinde zaman zaman bunları konuşmak zorunda tekrar tekrar özellikle Amerikalı oyuncu yeni mezunlarda eğer şeyse bilgisi çok az oluyor. Hangi tip savunmaya karşı bu burayı nasıl oynayacak? Şimdi biz burayı oynamak istiyoruz çünkü. Eğer buradan pas geçersek, ya olmadı ver dersek bunun şeyi şu oluyor. Bir zaman sonra rakip senin orayı oynayamadığını fark ediyor ve oyun monotonluğa giriyor. Dolayısıyla oyunu monotonluğa sokmamanın tek yolu her buradaki savunma şekline doğru cevap verebilmek. Şimdi burada biz ice yaparsa, 4 numarayla ice yaparsa nasıl hücum edecek? Bunun içinde alternatifler olarak çalışılması gerekiyor. Veya show up yaparsa biz buna ne yapacağız? Bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Ben şimdi o kadar detayına girmiyorum. Ben sadece biraz burada temel teknik ve duruşlar üzerinde çalışıyorum. O da ayrı bir konu. Yani onu daha sonra bu konuşma bittikten sonra üzerinde konuşabiliriz. Şimdi buraya oynadığımızı ve iyi oynadığımızı savunmanın da çok iyi yaptığını düşünüyorsak. Şimdi topu buraya 5 numara yaklaşıyoruz. Şimdi buradaki 5 numarada topu aldığı zaman eğer 5 numara şut yeteneği varsa yani üçlük yeteneği varsa bana göre burada çok çok önemli olay. Yani mesela bugün eğer burada Tibor Plyce benzeri bir tane 5 numara varsa burada 4 numara içeri devrildi. 5 numara burada şutta. Bana göre çok önemli olay. Ha yok şut yeteneği yoksa belki biraz daha yakınlarda aldırabiliriz. Veya eğer iyi bir penetreci ise burada aldığında tekrar üzerine koşarak gelen bir adam varsa buradan değerlendirebiliriz. Özellikle alt yapılarda genelde benim takip ettiğim kadarıyla 5 numara, üçlük atan 5 numara oyuncu fazla oluyor. Yani özellikle son dönemlerde onu gözlemliyorum biraz. Üçlük atmak isteyen 5-4 arası oyuncular var. Dolayısıyla bu 5 numaraya top geldiği zaman bunu değerlendirebiliyor olması çok önemli. İkincisi, bunu değerlendiren oyuncu olduğu zaman şimdi oyuncu buraya devrildi 4 numara.
5 numara burada topu aldı. 1 numara buralarda kaldı. Eğer bu oyuncu bunun üzerine koşarak gelirse, yani oyunu bağlayabilirse, bu oyuncu içeri bir ducking yaptığı zaman, yani topu pikenle oynadık, veremedik ama topu buraya çevirdik. Buradan ilk pozisyonda buraya verebilirsek eğer, bu oyuncu da üzerine koşarak geldi, biraz alan açıldı. İçeride beklerse bu pas daha zor. Fakat eğer bu oyuncu topu kullanabilen, hücumda üçlüğü olan bir oyuncuysa, bu oyuncunun dışarı çıkması daha çok muhtemel. Bu oyuncu üçlük atamıyorsa da, bu oyuncu devrilmişti zaten, buralarda topu isterse, buradan bu pası verip, buradan da hala bir opsiyon kullanmamız bizim için çok önemli. Şimdi bir pick and roll üzerinden burada tepeye verdik ama ben diyorum ki yani özellikle altyapılarda ezbere oynatmadan sonuna kadar her opsiyonu, yani burada 5 numara topu aldı, bu 4 de olabilirdi. İlk koşan oyuncu eğer 5 olsaydı burada 5, burada 4 olacaktı. Ama burada 4'ü koşturduk, o rol etti. 5 numaradan 4 numaraya şu pası görmeden topun terse çevrilmesi ezbere bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla ben burada bütün opsiyonların tek tek oynanmasını istiyorum. Ve her opsiyonda bunu görmek istiyorum. Ha, bu oyuncu buradaki opsiyonu da gördü ama olmadı. Topu başının üstüne tuttu, veremedi. 4 numara iyi dakin yapamadı. Biz bu zaman topu terse çevirmek istiyoruz. Ama ilk önce strong side'daki bu işi bütün hakkıyla ve detaylarıyla oynamak bizim için çok önemli. Ve bunun için şu 3'e 3 pozisyonu her gün çalıştığımız bir antrenman şekli. Yani buradaki 3'e 0 ve 3'e 3. 5 numara topu aldıktan sonra topu aldı ve ne zaman ki bu tarafa yüzünü döndü, artık bizim için bu strong side'da oyun bitmiş oluyor. Biz bu sefer topu şimdi weak side dediğimiz ya da topsuz tarafa doğru, şimdiki weak side fakat topla beraber strong olacak, toplu taraf olacak, topsuz tarafa doğru dönüyoruz. Ne zaman ki bu oyuncu yüzünü buraya döndüğü anda biz bu 3 numarayı buraya kadar burada getirmiştik. Şimdi demin dedim, bazı takımlar buraya kadar getiriyor, biz burada bekletiyoruz. Ve bu bekleme de aslında hiçbir zararı yok, tam tersine. Mesela şurada, şu devrilmede, ilk pick and roll'de 4 numara devrildi. Eğer buralardan bir yardım gelecekse, buradan 3 numaranın veya 2 numara kimse orada ilk oyuncu geldiği zaman, burada yine bir çember altında pozisyon bulma şansımız var. Halbuki bu oyuncuyu biz buraya taşımış olsaydık, her seferinde, her devrilmede mutlaka bizi üçlüye doğru zorlayacaklar. Dolayısıyla ben istiyorum ki özellikle transition oyunlarında, topun dengesiz kullanıldığı, top kaybına müsait veya erken atışın çok olduğu ve fast break yemeye müsait olan pozisyonlarda topu çembere ne kadar yakın kullanabilirsek bizim hücum dengemizi o kadar çok tutuyoruz. Dolayısıyla burada 3 numaranın durması bizim için her türlü avantaj. Şimdi de bir avantaj, yani 5 numara topu aldı, 2 numara şimdi buraya bir screen yapıyor. Ve 3 numara buradan topu buraya doğru almak için buraya doğru çıkıyor. Şimdi bizim burada bu yaptığımız screen 2 ve 3 arasında olan screenler, takımlar, antrenörler genellikle, yani ilk bakışta tabii ki bakıyorsun, diyorsun ki switch ihtimali var. Şimdi tabii ki switch ihtimali var ama A takımda, özellikle A takım seviyesinde, altyapılarda belki biraz daha kolay. Maçtan önce genelde match-up'lar yapılıyor. Yani bir oyuncu 2 numara, mesela bu en iyi oyuncuysa sen buna en iyi savunmacıyı veriyorsun. Bu çok skorer bir oyuncuysa. Ve mümkün olduğu kadar hazırlık yaptığın, durdurmaya hazırlandığın, en iyi savunmacını verdiğin bir oyuncuyu iki tane kısa oyuncunun screen'inde switch yaparsan bir kere hazırlığından vazgeçmiş oluyorsun. Dolayısıyla buradaki oyuncular yine senin hazırladığının dışına çıkmış oluyor. En iyi senin, en iyi savunmacın aslında istediğin oyuncuyla kalmıyor. Ve dolayısıyla burada farklı bir savunmaya geçmek zorunda kalıyorsun. Onun için A takımda da her pozisyonda bu switch edilmiyor. Ha, A takım altyapıda eğer switch ediliyorsa biz burada yine bu aynı detaylardan yola çıkarak
mesela burada birinci önceliğimiz burada bu oyuncu bu screen yaparken eğer switch olacaksa kendi oyuncusuna screen yapıyor. Yani bu en basitinden öğrettiğim konulardan bir tanesi bu. Buraya hani burada açıları öğrettik ya. Burada da ilk temel prensip eğer switch varsa kendi oyuncuna screen yap. Ve dolayısıyla 3 numaranın bu topu alması gerekiyor. Bizim için şey bu. Şimdi 3 numara bu pası verdikten sonra 3 numara bu pası aldı. Şimdi 5 numaradan bu pası buraya aktarmasını istiyoruz. 2 numara şu anda burada. Şimdi tekrar çizeceğim bunu. Hakan'cığım araya girebilir miyim? 5 dakika hem dinlenmiş ol. Şunu bitireyim sonra verin. Peki, peki. Çok az kaldı. Tamam. Şimdi bu 3 numara genelde takımlar şöyle yapıyorlar. Bu 2 numara burada bu sıkını yaptıktan sonra terse kat ettiriyorlar. Şimdi ben bu katı istemiyorum çünkü böylesine bu kadar devamlılığı olan bir şeyden ziyade bir sonuca gitmeye çalışıyorum artık burada. Bu 5 numara aynı şekilde buraya sikine geliyor. Pas pikenrol oynuyoruz. Çoğu takım biz burada empty corner'ı, boş köşe pikenrol'ü burada oynamıştık. Ben burada artık boş köşe pikenrol'ü oynamak istemiyorum. Bunu çabuk bir şekilde bitirmek ve çok opsiyonlu bir şekilde bitirmek istiyorum. Aynı zamanda bir de yıllardır bunu buna benzer düzenleri oynadığım için bu 2 numarayı bu terse gönderdiğin zaman burada da 1 numara var. Bu 2 numaranın adamı artık 6-7 saniye var. Bu adamı takip etmeyi bırakıyor ve burada kalıyor. Dolayısıyla bunu gönderdiğim zaman son hücum düzeninde bu devrilen oyuncunun önünde hep adam oluyor. Dolayısıyla ben bunu buradaki oyuncuyu burada tutuyorum. Ve burada bu pick and roll oynanırken bu oyuncu aşağı doğru devrilirken bunu da bu şekilde yukarıya getirip burada bir spacing yapıyorum. Şimdi bitireceğim. Bu arada yani buradaki bu pick and roll, pass pick and roll oyununu oynanırken de en son devrilen 4 burada kalmıştı. 1 numara da burada. Bu pick and roll oynanırken de 4 numarayı yine burada tutmuyorum. Çünkü devrilen oyuncunun önüne geleceğini düşünüyorum. Buraya back screen yaptırıyorum. Ve 1 numara buradan köşeye doğru giderken bu oyuncu bu pick and roll'u kullanıyor. Burada aynı zamanda bu oyuncu bu back screen'den dolayı buraya jump yapıp buraya yardımını azaltmak istiyorum. Çünkü burada kalırsa bu oyuncu da statik oynarsa buraya jump yapacaklar ve buradan top kaybı şansı çok yüksek. Dolayısıyla buradan bu şekilde penetre ettirirken 4 numara back pick yapıyor, bir köşeye gidiyor, 5 içeri devriliyor ve 2 de buraya kadar geliyor. Ya buradan, ya buradan, ya da buradan veya terse verip bunu devam ettirebiliyor. Ana tablo şimdi ilk konuşan bu. Eğer ara vermemiz gerekiyorsa Cem abi verelim. Ondan sonra biraz daha... Şimdi Hakan'cığım sen şimdi... Elit seviyede çalışıyorsun. Önemli seviyede oyuncularla. Gerçi bu Süper Lig'de belki Orhun'la beraber genç oyunculara en çok şans veren, onlara o özgüveni kazandıran bir iki koçtan birisin. Onun için çok değerli buluyorum ben senin pozisyonunu. Takdir de ediyorum. Şimdi sen de altyapıda çok ciddi mesailer harcayıp bu noktalara geldin. Onun için çok iyi bilirsin. Evet. Şu anda A takımdaki en hit durumdaki oyuncunla bir temasta bile yani onların da hücumla ilgili olsun, savunmayla ilgili olsun bir takım defekleri var. Yani altyapıda kazanamadığı o alışkanlıkların getirdiği bir takım defekleri var. Sen içinden veya birebir de naklen mutlaka o bir altyapı antrenörüne, o altyapıdaki eğitimdeki o bölümlerine yeri geliyor. En amiyane tabirle saydırdığın zamanlarda oluyordur değil mi? Mutlaka. Tamam. Mutlaka. Şimdi
diyelim ki o çocuğun o bölümlerdeki altyapı antrenörleri bir anda karşına çıktı. Onlara ne anlatmıyor ya kardeşim bunu bak adam bu seviyeye gelmiş. Şimdi pick and roll'den bahsediyorsun. Rol dediğimiz yani devirme bölümünü. Şimdi sen bir tane git mutlaka izliyorsundur. Bırak genç takım, bir yıldız takımı, küçük takım antrenmanına alıcı gözüyle bak. Şimdi orada bir pick and roll oynanıyor ama adam devrilmiyor ki. Ya doğru devrilmiyor. Doğru açı vermiyor. Anladın mı? Eli kolu yanlış, çabuk değil, topa doğru receiver yapamıyor vesaire vesaire. Şimdi biz bundan, sen şimdi board üzerinde bunu pick and roll'ün böyle oynanması gerek. Mesela 1 ve 4 numara pozisyondaki oyuncuların ikili oyundaki ilişkilerinden bahsederken buradaki altyapı antrenörlerinin de gözden kaçırdığı, ihmal ettiği şu konudan da bahsetmek lazım. Hani spacing diyoruz ya, spacing evet. Deyip kalıyoruz ama biz bu 1 ile 4'ün dışında 5 numaranın, 2 numaranın ve o andaki 3 numaranın her birinin bir receiver pozisyonunda adam olduğunu, bunların bir saniye sonra veya 2 saniye sonra bir ekstra kat yapmak durumunda olduğunu veya en kötü bir hücum hattı koşması gereken bir pozisyonda olduğunu ama baktığın zaman altyapıda bütün antrenmanlarda o bölümün, o weak side dediğimiz bölümün koçlar tarafından ihmal edildiği, titizlenilmediği, uyarılmadığı yaşanıyor. Hiç bakmıyor bile adam oraya. Hep top tarafında o strong side dediğimiz bölümde olduğu için onlar da öyle evrimleşiyor. Stabil. Çalışmıyor. Biz sonra bu adamlar niye hücum hattına koşmadın? İşte niye açı vermedin? Niye o yardımcıya yardım pozisyonunu bir ekstra katla cezalandırmadın? Vesaire buradayız. Sen çalışmadın ki kardeşim bunu. Uyarmadın ki. Sen bu koçlara bu detaylarda bunların yetişme bölümünde sen o defekleri gördün ve onlar adına pişmanlıklar yani keşkeler yaşadığın için söylüyorum. Neleri en basit tanımlarla neleri öğütlersin o altyapı koçlarına? Oyuncularınızı bak ben burada bunu anlatıyorum. Bu ikili oyunu, üçlü oyunu anlatıyorum ama biz burada bu oyuncudan bunu istediğimiz halde göremiyoruz. Çünkü altyapıdan o değerleri getiremiyorlar. Siz onun için bu yaştaki oyunculara lütfen bunu verin. Bunu kazandırın. En temel anlatımla lütfen. Şimdi tabii bizim için yani bütün bunlar olurken bir kere bizim fundamental, 1-0 fundamental bizim için her şey. Yani biz bugün A takımda bile vaktimizin çoğunu 1-0 fundamental'a bir haftanın içinde en az iki antrenmanın 30 dakikalık bölümünde mutlaka 1-0 fundamental. Yani guardlar için ayrı. Burada topu süratli getirmek, sağ elle getirmek, sola doğru pick and roll oynamak, buradaki konuya yaklaşmak, terse doğru gidecekmiş gibi yapmak, zaman zaman gitmek, omzunu düşürmek, screen'e yakın geçmek, o dribbling yaparken kafasının yukarıda olması, sahayı görmesi vesaire. Bütün bunlara çalışıyoruz. 4 numaranın burada bu açıyla, bu sprintle gelmesi, iyi screen yapması ve mesela guardların birçoğu şuradaki pick and roll'de daha uzun gelmeden hareketleniyor. Öyle olunca screen'de araya adam giriyor. Dolayısıyla bu screen olmuyor. Yani bunu 1-0 çalıştıktan sonra bunu 2-0 olarak belki defalarca tekrar etmek gerekiyor. Düzeltmek gerekiyor. Omuz omuza oynamayı düzeltmek gerekiyor. Roll etmeyi düzeltmek gerekiyor. Bazen oyuncu roll etmiyor. Biz diyoruz ki şimdi mesela short roll diye bir olay var. Biz bunu short roll'u son birkaç sene daha çok kullanılıyor. Biz mesela bunu daha çok double team yapıldığı zaman short roll diyoruz ama short roll bana göre romanın daha sonu. İlk önce bizim oyuncuya deep roll dediğimiz derine kadar, çember altına kadar roll etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Sonraki aşamada belki buna short roll'u bir sonraki aşamada daha sonra öğretebiliriz. Yani bana göre screen'e koşarak gelmek ve sonra çember altına kadar sprintle roll etmek ve topu pozisyonunu kaybetmeden top istemek bile başlı başına bir başarı. Yani bazen şöyle düşünüyorum ben. Yani eğer fiziksel oyunu tercih ederse koçlarımız, altyapı koçları, bazı açıkları daha kolay kapatabilirler. Oyuncu pike yavaş geliyor. Oyuncu pike yürüyerek geliyor. Yürüyerek devriliyor. Zaten o kadar yani bunları yaparsan dünyanın en iyi oyuncusu olsan da pozisyon bulamazsın. Ve senin de öğretecek bir şeyin olmaz. Yani tempolu oyun, fiziksel oyun zaten bunları verebiliyorsan eğer, bunların içinde de bu tekniği yavaş yavaş tekrar edeye de verebilirsen oyuncu orada çok gelişiyor. Yani ben yıllardır özellikle alt yapı oyuncularıyla çok çalıştım. Hani A takımdan
A takıma yeni çıkan veya zaman zaman hatta büyük ümitler beslenen ama bir türlü belli seviyelere çıkamayan oyuncularla da mental kısımlarını düzeltmek zaten başlı başına bir olay. Ama fiziksel antrenman yaptırmaya başladıkça bu oyuncuların mental problemlerinin çoğunu da düzeldiğini gördüm. Yani bu oyuncunun ne kadar sprintle oynarsa, ne kadar eğer gücünü doğru kullanarak oynarsa, fiziksel oyunu kabullenirse ve bu oyunun içinden zevk almaya başlarsa önemli ilerlemeler kaydettiğini gördüm. Ve o zaman daha az düşündüğünü, daha çok iş yaptığını gördüm ve bu oyuncuların gerçekten uzun yıllardır işte birçok isim sayabilirim bu konuda. Bu tip antrenmanla gerçekten çok yukarılara çıktığını gördüm. Dolayısıyla benim şeyim şu, ben bana sorarsan tekniği evet altyapıda mutlaka tekniği öğretelim ama tekniği üst tempoda öğretmeye çalışalım. Tekniği çok böyle alt tempolarda öğrettiğin zaman yavaş tempolarda, ağır tempolarda oyuncu gelişmiyor. Oyuncu fiziksel olarak gelişmediği gibi teknik olarak da gelişmiyor, mental olarak da gelişmiyor. Dolayısıyla bizim ne öğretiyorsak fiziksel olarak, tempolu olarak ve sürekli olarak aynı tempoyu tutacak şekilde. Benim için mesela en zor kısmı şu, her antrenör için de öyledir. Belli bir tempoya ulaşmak kolay ama o tempoda kalmak zor. Dolayısıyla orada bir mücadele gerekiyor. Oyuncularla mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi günümüz altyapı oyuncuları benim gördüğüm kadarıyla bizim eski old school, eski tarz insanlara benzemiyorlar. Bunların ilgisini çekmeniz gerekiyor. Biraz onlara bazı işleri enteresan hale getirmeniz gerekiyor. Yarışmacı yönden gitmeniz gerekiyor. Eskisi gibi böyle direkt bağırarak, çağırarak, gurur kırarak bunlarla yol alınmadığını, bunları evet tabii ki disiplini kaybetmeden, mesafeyi koruyarak ama zaman zaman ilgilerini çekecek şekilde, yarışmacı olacak şekilde, zaman zaman sıcak, zaman zaman soğuk, o tansiyonu sürekli yüksek tutacak şekilde gitmeniz gerekiyor. Eskisi gibi değil bu. Benim bu anlamda gözlemlerim bu. Dolayısıyla bu 1'e 0 çalışmalar, 2'ye 0 çalışmalar, 3'e 0, mesela 3, spacing konuşuyoruz. 3'e 0 en güzel spacing öğretilen yer 3'e 0. Çünkü 5 kişiyi sahaya soktuğun zaman 5'ini takip etme şansın yok 5'e 0'larda. Ama 3'e 0'larda spacing üzerinden çok çalışabilirsin. Ve bu tip hücumlar, yani bu sadece ben bir örnek veriyorum. Daha buna benzer birçok örnek verebilirim. Şimdi bunun içinde her bugün bu topu getiren oyuncu 1 numara olmasaydı da 2 numara olsaydı yine aynı düzeni oynadığın zaman biraz devamlılığı olan setlerle de bu oyunculara biraz yardımcı olman gerekiyor. Şöyle, şimdi bazı şeylerin ezber olması gerekiyor. O ezberin içinde de bir rahatlık var. Şimdi bir iki tane set böyle devamlılığı olan set öğretebilirsek o ezberin içinde o oyuncu biraz rahatlıyor, pozisyonunun farkına varıyor, nereden sayı bulabileceğini anlamaya başlıyor. Ve sonra da sen onun içinde fiziksel olarak biraz daha onun temposunda yükseltme yaptığın zaman oyuncu gelişmeye ve hücumdan zevk almaya başlıyor. Ama bir tane oyuncunun elinde top var. İşte o sadece birini pike çağırıyor, oynuyor veya teke tek oynuyor. Diğer 3 kişi seyrediyor ve bunu da çok yavaş tempoda veya gardın istediği top elinde olan oyuncunun istediği tempoda yapılıyorsa diğer oyuncular soğuyorlar. Soğuduğu zaman işte kendi arasında pas alamadım, pas veremedim, beni görmedi, işte şu oldu, bu oldu. Farklı konular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oyuncuyu çok fazla yani böyle düşündürmeden belli bir tempo, belli bir düzen ve bunun içinde bir takım ezberler ama ezberlerin içinde de detaylara önemli zamanlar ayırarak onu yavaş yavaş iyileştirerek bir altyapı düzeni kurmak gerekiyor. Yani bunlar tabii benim kendi şahsi düşüncelerim, kendi şahsi bakış açım. Ben bugün tekrar altyapıya dönseydim ben bu şekilde çalışırdım ve bu şekilde antrenman yaptırırdım. Ve bunun içinde de dediğim gibi yani ben bugün baktığımda birçok kulüpte elime birçok malzeme, A takıma geçen oyuncular geldi ve bunların çoğu mesela belli noktada ilerleyen oyuncular var. Mesela Melih Mahmutoğlu, Birkan Batuk, yani bunları Furkan Aldemir, İlkan Karaman, işte bu 2 senedir Bandırma'da çalıştığım oyuncular, işte Tolga Geçin mesela. Birçok oyuncu belli seviyelere gelmiş, oralarda tıkanmış oyuncuları böyle tempolu oyunda, belli bir düzenin içinde detayları ve tempolu bir şekilde uygulatarak belli bir şey yırtabildiklerini gördüm. Dolayısıyla ben bugün genç takım antrenörü olsam yine bu şekilde
bu tarz bir antrenman yaptırım diye düşünüyorum. Evet. Hakan'cığım şimdi sorular, yorumlar, temaslar yaptıracağım sana. Şimdi şeyle başlayalım. Seyfi Hoca'yla başlayalım. Hakan Hocam selamlar. İyi akşamlar. Seyfi Hocam merhaba, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkürler değerli sunum için. Saydığınız oyuncuların hepsini kardeşlerimiz biliyor. Ben de hani geçmişe dönük Ankara'dan sizin yetiştirdiğiniz oyunculardan bir tane Alper Soran örneğiyle geleceğim. Evet. Çok değerli bir teknik analist ve coaching oldu. Antrenör eğitiminin gerçekten çok formasyon üst düzeyde sağlayarak verdiniz. Tekrar teşekkürler. Şimdi bulunduğunuz organizasyon itibariyle iki tane sorum olacak. Bir tanesini gerçi iyi kötü özetlediniz. Ama burada birkaç tane detay daha verirseniz kardeşlerimize çok katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle genç oyuncuların A takım projeksiyonuna çıkabilmeleri ya da A takım standartında oyuncu olabilmelerini sağlayacak daha farklı. Hani mental bölümü psikolojik olarak izah ettiniz. Onlara katkıyı antrenman örneklemeleriyle de desteklediniz ama böyle birkaç tane daha özgüven adına iki tane oyuncunuz mesela NBA draftına gidebiliyor. Çok genç olmalarına rağmen bu gerçekten çok önemli bir başarı bence. Onlar adına da inşallah başarılı olurlar. İkincisi bir de bu modellemede aşağıda A takıma destekleyici mahiyette bir altyapı kurgusu oluyor. Bir alt ligde mesela genç oyuncuları burada toplayarak sizin takımınızda olduğu gibi. Bu takımlarda genellikle A takım modellemesinde orada oynanan setler tercih edilerek böyle antrenman kurguları yapılıyor. Bu modelleme ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Ben kısaca bir özet rica edeceğim sizden. Yani şimdi bunların bu tip oyuncuları ya da bu tip yetenekleri A takıma kazandırmak veya basketbola kazandırmak bence başlı başına bir çalışma gerektiriyor. Ve biraz da bir tek kişilik bir iş değil, bütün bir ekibin aynı dili konuşarak, hatta bütün bir kulübün aynı dili konuşarak hareket etmesi gerekiyor. Yani bugün sadece yardımcı antrenörler şudur budur değil, bütün menajerlerinden kapıdaki mesela yemek, şöyle örnek vereyim sana. En son Bandırma Kulübü'nde mesela bir maça çıkacağız. Kulüpte ben alt takıma yemek veriyorum. O bizim yemekhanede, alt takım oyuncuların yediği yemekhanede alt takım oyuncularının yemesini istiyordum maç günleri. Oyuncular da bundan memnun oluyorlar. Mesela bir gün o yemeği hazırlayan bayanlardan bir tanesi işte o ara belki bir tane maç kaybetmiştik. İşte çıkıp takıma bugün kazanacaksınız yoksa işte ya, bir daha yemek yok demesi bile, yani bunu şunun için söylüyorum. Yani bu bile bir motivasyon. Yani sen bugün A takım antrenörü, yardımcı antrenörü, komisyoneri, menajeri vesaire. O oyuncuların belli disiplinde kalması, belli standartlarda olması, ilişkilerinde, geliş gidişlerinde, kıyafetlerinde, duruşlarında, konuşmalarında belli standartlarda olması ve bunun da herkes tarafından takip edilebiliyor olması, bütün bunlar bu motivasyonu artırıcı şeyler. Yani biz sadece sahada bu oyuncu işte turnike attı, şut attı vesaire meselesi değil. Yani bu bütün. Bu bütünü mensubiyet gelişiyor tabii. Mensubiyet aynen. Duygusu fazlasıyla. Ve o zaman bu oyuncu bir kere oyuncu kendini önemli hissediyor. Bence bu da önemli. Yani bu tip durumlarda insanlar bak ben önemliyim. Bu kadar insanın benden beklentisi var. Herkes beni aynı şekilde yönlendiriyor ve aynı hedefe yönlendiriyor dediği zaman bu oyunculara sorumluluk yüklüyor. Ve dolayısıyla dediğiniz gibi oraya da aidiyeti geliştiriyor. Bu tabii ki oyuncunun ilerlemesinde, saha içinde ve saha dışında son derece önemli. Ailesiyle konuşurken de bu şekilde hep beraber konuşmamız gerekiyor. Ama kulübün yarısı farklı, antrenörlerin yarısı farklı, öteki farklı. Ya aslında sen daha çok hak ediyordun da hakkını alamadın. Ya da öteki işte bilmem neydi de sen şurada topu kullanamadın vesaire. Yani bu tip şeyler oyuncuları bir şekilde ilerlemesine engel olan veya bizim işte işte oyuncu yetişmeyen ülkelerdeki tarzlar. Halbuki herkesin aynı tarz içinde olduğu zaman, herkes aynı dili konuştuğu zaman, aynı doğru yönlendirmeyi yaptığı zaman oyuncularda mental olarak da, mental kısmını konuşuyorum daha çok, önemli bir ilerleme oluyor. İkincisi, bütün bunlar olurken belli bir zaman içinde tabii ki bu insanlara da
demin bahsettiğim gibi biraz bu işten zevk almasını sağlamamız gerekiyor. Bu da bizim görevimiz. Yani ben mesela her gün 2-2,5 saat antrenman yapayım. Sahada gireyim, antrenman programı belli olsun. 2,5 saat bunları kapatayım, edeyim. Ben bunlara da inanmıyorum. Yani ben mesela o gün o oyuncuların ruh haline göre veya bir gün önceki çalışma şekillerini bildiğim için verdikleri enerjiyi veya bugün ne kadar yorgun olacaklarını, ne kadar olmayacaklarını, ne kadar uzun süre yapabileceklerini bildiğim için ona göre mesela bazen 45 dakika, 1 saat 45 dakikalık antrenmanımız da oluyor. 1 saat de oluyor, 2 saat de oluyor. Yani ben bunu veya antrenmanın başında bir tane işte morali bozuk bir oyuncu ya da o gün yorgun olduğunu düşündüğün bir oyuncuya sen bu topu orta sahadan sokarsan yani antrenmanı iptal edeceğim deyip onu sokamayınca antrenmana artık kendini vermesi gerektiği bir uyarı şeklinde ya da bir motivasyon şeklinde dahil olduğu durumlar da olabiliyor. Yani dolayısıyla bizim yaptığımız iş tek düze, monoton veya tek kişilik bir düzen bir iş değil. Yani bu bir ekip çalışması ve bunun içinde de herkesin tecrübeli, insan psikolojisinden anlayan, empati yapabilen, aynı zamanda belli bir disiplin anlayışından da hiç vazgeçmeyen, yani Amerikalıların non-negotiable dedikleri, yani pazarlığa tabi olmayan yönleri de olan bir sistemin düzeni içinde olmak gerekiyor. Ancak bunlar olduğu zaman bence belli konularda ilerlemeler olabilir. Bu konuştuğumuz tabii ki teknik, taktik kısımları da bunun içinde çok büyük bir bütün. Ama bütün hepsinin beraber çalışması gereken bir mekanizma olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben bir gün Özkan Kılıç'a demiştim ki bir seminer veriyorduk şeyde sizin salonda şey zaman tarihte. Başkan dedim her gün oyuncuların her gün tavuk yemesini dedim pass break performansını düşürdüğünü biliyor musun dedim. Ondan sonra takmış bu kafaya takmış. Ertesi gün karnıyarık çıktı menüde. Özkan abi bir tanedir ya çok seviyorum. Şimdi arkadaş ben herkes temas ettirmeye çalışacağım şimdi seninle Hakan'cığım. Kısa lütfen cevapların senin de olsun. Çünkü konuşup diri tutmaya çalışıyorum. Sonra böyle arkaya doğru kaykılıyorlar farkındaysan. Gençler özellikle. Cenk abideki diriliğe bak. Cenk abi mikrofonunu aç. Evet Cem'ciğim. Hadi. Alo geliyor mu? Geliyor. Buyur Cem'cim. Hakan'a bir merhaba de koça. Bana bir şeyler söyleyeceksin zannettim. Estağfurullah abi sana ne söyleyeyim. Hakan hocamın değerli bilgilerinden bu gece de faydalanıyoruz. Cenk Dumlupınar Hakan. Biliyorum Cenk abi nasılsınız? Teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Senin Ankara ekolünden gelmen beni daha çok mutlu etti. Seni uzaktan tabii izleyip takip ediyordum. Seni böyle bu şekilde yakinen bilgilerinden faydalanmak bizim için mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Bütün temasları çok sağ olun. Hakan'cığım bütün diyalogları, bütün teveccühleri böyle gördüğün gibi Frank Sinatra tadında. Çok vallahi karizmatik. Humphrey Bogart ama dediğim gibi bak puandaki ilk vakadan beri o perde yıkanmadı arkadaki görüyorum takip ediyorum seni. Benim hep bütün orada. Basketbol adamlarına saygım olduğunu biliyorsun. Çok değerli arkadaşlar. Onlar Türk evet, basketbolunda çok değerler. Herkes seni çok seviyor. Ben de herkesi seviyorum. Osman abi. Osman Ars Trabzon'dan. Osman abi bir tanırsın. Hakan. Osman Bey'i çok tanırım. Uzun zamandır görmedim. Evet. Mikrofonunu aç Osman abi. Mikrofonu aç. Mikrofon kapalı. İşte bu 65 üstü hep böyle ya. Teknoloji özürlü hepsi. Hala açacak. Tamam bir kere açıp kapatıyorsun. Bir kere. Tamam dur. Açtı. Tamam elleme bir daha. Elleme. Hoş geldin. Tamam. Hocam iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüm yoktum. Çok da iyi gördüm sizi. Evet, çok memnun olduk. Dinliyoruz. Sağ olun. Halen öğrenmeye çalışıyoruz. Av yasağı başladı ya. Şnorkeli çıkarmış, dereceli gözlüğü takmış baba. Yok. Av yasağı başladı ya, balık av yasağı.
Yok hocam, bir tane gözlüğümüz var, yapma. Abim benim. Dur. Karadeniz'e gitmişken şimdi Hayri abiye gelmeden. Hayri Zafer abi burada mı? Zafer abi. Zafer abi. Yok abi. Yok abi, yok. O biraz önce buradaydı. Dur. Altı soruları bekliyorum. Benden beklemeyin diye uyardım sizi. Mehmet Güntüşlü hocam. Hayri abi buradaymış. Dur, gördüm şimdi. Hayri abi sonra, ondan sonra. Mehmet Güntüşlü. Efendim iyi akşamlar. Herhangi bir katkınız sorunuz Hakan hocaya. Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifle, zevkle izliyoruz, dinliyoruz. Çok sağ olsun katkılarından dolayı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Zaman zaman sorularımız olduğu zaman chat bölümünde yazacağız tabii. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hayri abi. Hakan merhaba. Hayri abi merhaba. Nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bu Cem'in adeti herkesi bir konsomasyona çıkarıyor masalara. Ben de uğradı balat mı aldık diyorum. Kolay gelsin. Eyvallah, görüşürüz abi. Çato. Hayri abi, Çato'yu çağırır mısın masaya? Hayri abi. Çağatay. Merhaba abi. Merhaba. Var mı herhangi bir sorun? Yok abi, keyifle dinliyoruz valla. Abi hareket biraz ya. Bakın Türkiye'nin en iyi koçları geliyor. Burada size bir şeyler katmaya çalışıyor. Genç arkadaş Barış, elini gördüm. Aç mikrofonunu. Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Barış Özbakır, Antalya'dan. Hakan. Evet. Tanırsın Barış. Hakan hocam merhaba. Merhaba Barış. Öncelikle değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Benim sorum özellikle bu minik takımlarda, yani antrenörlükte en temel olan yaş gruplarında, bu takımlardaki oyun sistemlerinin öğretiminde metotlar neler olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Püf noktalar nelerdir? Bir de sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, yani tabii ben bayağı uzun zaman oldu. Küçük takım antrenörlüğü yaptıktan herhalde üzerinden 25 sene civarında geçmiştir. Yani küçük takım antrenörlüğü o kadar zor bir şey ki. Yani hem kolay hem zevkli hem de zor benim gözümde. Çünkü yani fundamental'ı artık okumayı yazmayı öğretmek gibi bir şey benim gözümde. Eğer bugün okumayı yazmayı, harfi düzgün yazmayı, düzgün okumayı bağlar, yani biraz detayları eğer doğru vermezsen, ondan sonra bir romanı, bir hikayeyi okumak ne kadar zorsa veya bir mektup yazmak ne kadar, o yazı stili ne kadar fark ederse o kadar fark ediyor. Yani dolayısıyla bu küçük takımda hem oyunu sevdireceksin, hem ilk defa basketbolla tanıştıracaksın, hem bireysel olarak belli fundamental'ları artık o yaşta onu öğreteceksin, yavaş yavaş maç oynayacaksın, topu veya oyunu paylaşmayı, bazı şeyleri paylaşmayı öğreteceksin. Yani zor bir iş. Oldukça bana göre sorumluluk isteyen zor bir iş ve yaptığın işten de gerçekten şunu bilmen lazım ki senin o gün yaptığın iyi şey veya hatalı bir şey 15 sene sonra, 10-15 sene sonra herkes için bayağı ciddi bir hata olacak veya çok iyi bir şey olacak. Ha, belki sen onu yaparken bunun faydasını o an sen tam anlamıyla göremeyebilirsin. Ama bir insanın hayatında veya bir oyuncunun geleceğinde veya ondan sonra onu çalıştıracak bir antrenörün geleceğinde bir iz bırakmış olursun. Orada mutlaka senin payın olacak yani. Bunu böyle düşünebilirsin bir küçük takım antrenörü olarak. Ve tabii ki bizim ülkemizde maalesef özellikle küçük takım antrenörlüğü hepimiz için böyle en az paranın verildiği, en çok yükün çekildiği ama en az para kazanılan yer, en çok çocukla uğraştığın yer. Maalesef ki böyle bir durum var. Yani bunun da terse dönmesi lazım. Orada genelde daha yeni başlamış tecrübesiz antrenörler daha çok oraya verilip ilk oyuncularla temas ettirildiği yer. Bir tür laboratuvar. Hepimiz için öyle oldu.
Yani o dönemlerde de bir laboratuvar oldu. Hepimiz antrenörü bilmeden oyuncu çalıştırmaya başladık. Yani dolayısıyla ama ondan sonra da maalesef bu oyuncuların tabii geleceğinde dediğim gibi 10-15 sene sonrası için büyük bir etki yapmış oluyorsun. Yani hiçbir şey bilmiyorsan bana göre ben bugün mesela bugün hiç bilmeden küçük takım antrenörlüğüne dönmüş olsaydım ben tekniği taktiği bir tarafa bırakırdım. Sadece en doğru malzemeyi bulmaya çalışırdım. Neredeyse köy köy kasaba kasaba gezerdim. Okul okul gezerdim. En doğru çocukları, en fizikli çocukları veya yeteneği en yatkın oyuncuları bulmaya çalışırdım. Kendimi buna adardım. Sonra bunlara basket öğretmeye çalışırdım ve onlara da doğru şeyler öğretmeye çalışırdım. Ama malzeme eğer yetersizse senin orada verdiğin bütün emekler vesaire bir zaman sonra boşa gidiyor. Veya eğer sen hatalar yapıyorsan, doğru malzemeyle hatalar yapıyorsan da onlar daha sonra insanlar için bir şekilde karşısına çıkıyor. Ama dediğim gibi yani ben bugün geçmişe dönsem ilk önce malzemeyi bulmaya çalışırdım. Yani bütün enerjimi malzeme bulmaya harcardım özellikle küçük takım seviyesi. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Hakan. Efendim. Bak, Gürol abi. Mikrofonu açar mısın? Gürol abi. Gürol abicim. O, bak, o da beceremedi. Görüyor musun? Açtı. Tamam, dur. Dur, evet, Osman abi de gülüyor oradan. Bak, o da yapamadı diye. Abi, şimdi gözlükleri bir çıkar, bir şey söyleyeceğim. Vallahi millet uyuştum ya. Bak, çocuklar, gençler, şeyi hatırlıyor musunuz? Bu kız takımının, milli takımının söyle Kenan Doğulu bir sürprizi vardı Kenan Doğulu'yla. Oraya Coşkun diye bir muavin Kenan Doğulu şey yapıyorlar böyle maske yapıyorlar. Benzemiyor mu Güral abi? Bak bıyıkları kesmiş. Bir yaklaşsana abi. Hani böyle sonra çıkarıyor Kenan Doğulu falan. Bak onu takip et. Hayri abi hatırladın mı? Aynı Coşkun olmuş. Hayri abine bir şey sorma. Terliyor o heyecandan şimdi. Abi, Gürol abi sen... Şahane sulandırıyorsun. Vallahi helal olsun sen. Amcaoğlu diyorum da inanmıyor. Gürol abicim. Cengiz öyle hocam. Yani. Cengiz hocam. Var mı herhangi bir katkın Gürol abicim? Mikrofon kapandı gene. Mikrofon kapandı. Tamam. Tamam. Hakan buyurun. Çok güzel şeylere değindi. Söyleyecek bir şey yok. Ben sadece şunu ekleyebilirim. Altyapı antrenörleri, evet Hakan'ın söylediği gibi hakikaten zor, hakikaten emek isteyen, öğreti için çok zaman harcanacak bir olay. Ama evet. Altyapı antrenörlerinin tek sorunu bence... velilerin çok problem olması. Yani onu da sen zamanında hatırlarsan bir yazı yazdın. Altyapı yani minik takım seviyesindeki altyapı oyuncularının velileriyle ilgili. Fakat bunu hala daha çözülmüş değil. Hala daha çözmek... Tamam, tazeleyelim o yazıyı abi. Konu dağılmasın. O apayrı bir şey zaten. Apayrı bir konu. O zaman konuyu şöyle toparlayayım. Basketbolun B'sinden başlayıp L'sine kadar öğrenmeyen bir çocuğu sahaya sürmek bence yanlış. Yanlış olduğu gibi de çok şey kaybettiriyor antrenörlere de. Bunları Hakan Hocam ne der? Hakan Hocam nasıl değerlendirir? Sadece tek sorum o olabilir Hakan Hocam'a. Sağ ol Güzel Hocam. Şimdi Cengiz de ekleme yapsın. Birlikte cevap versin o zaman. Olur mu Gürol abi? Olur tabii. Tamam Cengiz. Cengiz de bu işin içinde olan arkadaşımız. Evet. Gürol abi çok yakışmış bu arada. Bıyıksız haliniz. Gayet yakışmış. Sağ ol Cengiz'im. Bana inat yaptım. Senden daha genç görünmem lazım. Estağfurullah. Tekrar iyi akşamlar Hakan Hocam. Bir tane önemli detay verdiniz. Birincisi sert pick and roll'u, yani kenarda oynanan pick and roll'un özellikle free throw'un altında olması iyi bir spacing yaratması açısından çok değerli ve önemli bir bilgi bence. İkincisi ise 4 ve 5 numaranın yukarıda kalması artık günümüz basketbol, modern basketbolunda denenen bence oyun prensiplerinden bir tanesi oldu. Özellikle Euroleague'de de. Özellikle 4 ve 5 numaranın yukarıda kalması içerideki uzun yardımlarını da aslında biraz daha zor bir hale getiriyor. Öncelikle bu iki katkı için ben teşekkür ediyorum.
İkincisi ise siz tabii tek süt bandırmaya ara dönemde geldiniz. Ve geldiğiniz dönemde de takımın maç kazanma galibiyeti gayet altlardaydı. Ve geldikten sonra ilk maçı önemli bir herhalde Efes maçıydı yanlış bilmiyorsam. Önemli bir maç kazandınız. Karşılaştırmayı yendik sonra Fenerbahçe'yi yendik. Evet, Karşılaştırma Fenerbahçe doğru. Sonra arkasından da seri bir şekilde galibiyetleriniz geldi ve önemli bir şekilde de bitirdiniz ligi. Yani şeyi merak ediyorum, bundan önce de bir koça sormuştum ben. Kötü giden bir gidişatı gelip de kısa bir süre içerisinde o takım motive etmek ve kazanma serisine gidebilecek olan yöntemi, yolu nasıl oluşturdunuz tek süt bandırmada? Bu hikayeyi ben biraz merak ediyorum. Evet. Şimdi hani iki soruya cevap vereyim. Birincisi hani ilk konuda olduğu gibi yani gerçekten bir kere antrenörlerin çok donanımlı olması lazım. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ve öyle de bir iş yapıyoruz ki hani bizim her şeyi biliyor olmamız ve her şeyi de çözüm bulabilen bir kapasitede ve bir altyapıda olmamız gerekiyor. Bizden çok şey bekleniyor. Bazen ağzınla kuş tutuyorsun. O bile yetmiyor. Veya işte denizin üstünde yürüyorsun. Hani diyorlar ya işte bu sefer de yüzmeyi bilmiyor diyorlar. Yani yaptığımız şey kolay bir iş değil. Dolayısıyla bizim full donanımda olmamız ve kendimizi de sürekli kimse bizden beklemese bile geliştirmek için mücadele ediyor olmamız lazım. Gelişmekten vazgeçmememiz lazım. Bu bugünkü takım antrenörü olabilirsin. Yıldız olabilirsin, genç olabilirsin, artık kontrol fark etmez. Kimse sana bakmıyorken bile, kimse senden bunu beklemiyorken bile sen bunu kendini geliştirmen gerekiyor. Çünkü birçok insanın hayatına iz bırakıyorsun. Yani sadece senin kendi şahsi başarın değil, birçok insanın hayatına iz bırakıyorsun ve birçok insan hayatına dokunuyorsun, etkiliyorsun. Dolayısıyla eğer bu sorumluluğu alıyorsak, bunu küçük takım antrenörü de olabilir, A takım antrenörü de olabilir. Eğer bu sorumluluğun altına girebiliyorsak da buna hazır olmamız gerekiyor. Evet. Ve bundan da bunun gelişiminden de vazgeçmememiz gerekiyor. Yani Bamit kısmı şöyle, hani onu çok kısa özetleyeceğim. Tabii ki hani burada bir söz var. O da benim inandığım bir söz var. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar diye bir söz var. Şimdi oradaki öğrenciler, oradaki öğrenci hazırdı. Öğretmen olarak ben ortaya çıktım ve bu tam bir uyum getirdi. Benim sistemim, benim anlayışım, benim düzenim, kulübün güçlü olması vesaire vesaire. Şimdi hani çok uzatmayayım onu ama Cengiz şöyle söyleyeyim. Bu benim bunu yine benim iş saygıma karşılığı olmuş olabilir. Çünkü ben o çalışmadığım dönemde oraya gitmeden önce uzunca bir süredir çalışmıyordum. Hiçbir zaman antrenörlükten vazgeçmedim. Kendimi geliştirmekten vazgeçmedim. Takip etmekten vazgeçmedim. Eğer bir takımla anlaşırsam neleri nasıl uygulayacağım konusunda kendimi sürekli denetlemekten vazgeçmedim. Ve neticede de iyi de bir sonuç oldu. Yani bunu biraz da hani bazen basketbolun gerçekten bir adaleti var. Böyle bir şeye bağlıyorum. Hani buradan ben böyle bir sonuç çıkarabilirim. Tabii ki orada oyuncu arkadaşlarımın mücadelesi, işte asistan koçlarımın desteği, işte efendim kulübün arkamda durması, taraftar, oyuncular vesaire birçok şey sayılabilir ama hani kendi şahsi bugün bir antrenör konuşması yaptığımız için buradan bir antrenör olarak çıkarabileceğim sonuç benim için bu olabilir. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi önce Serhat Serhat Küçükkurt sorsun. Lütfen kısa kısa sorular ve cevaplar Hakan'cığım. Evet, evet. Serhat'cığım. Hakan merhaba tekrar. Evet. Şimdi Serhat duymuyorum seni. Ses gitti. Şu anda geliyor mu ses? Tamam, tekrar sor. Tekrar başlamak. Aslında diyorum soracağım sorulardan birini biraz önce cevapladın. Yani tekrar altyapıya dönsen ne yapardın? Doğru malzemeyi bulurdum şeklinde cevap. Evet. Serhat yine tamam. Ses gitti. Tamam, orada bir kopukluk var. Zaten soru cevap bulmuş. Alper Ferah'a geçelim. Alper Ferah. Hocam evet, bu. Alper. Evet. Hocam anlatırken genç takım diye vurgulayarak başladınız. Daha alt yaş kategorilerinde küçük yıldız hatta minik yaş kategorilerinde pivot
pick and roll, yani pick and roll diyeyim, pick and roll olup olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Bir de bazı oyuncular çok erken fizikleniyorlar. Kızlarda özellikle, erkeklerde de bu oluyor. Çok erken uzuyorlar ve duruyor boyları. Yani bu oyuncuyu siz fark ettiğinizde uzamayacak, fiziğe oturdu. Bunu pivot olarak mı değerlendirirsiniz yoksa başka bir değerlendirme mi yaparsınız altyapıda? Ya şimdi şöyle, işte hani iyi malzeme bulmak dediğim aslında konu o. Şimdi bugün ne bileyim bir çocuğun eğer annesi uzunsa, babası uzunsa, aile uzunsa, çocuk da uzamaya müsaitse, yani o malzeme ayrı veya işte çocuğun kendisi biraz uzun da anne kısa veya baba kısa veya ailece kısalar, işte ona bir sürpriz bir yatırım yapıp ondan sonra boyunun durması daha mümkün. Yani onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Yani önce doğru malzemeyi, doğru seçimi yapmak lazım. Yani bu gerçekten uzayabilir mi, uzayacak mı? Çünkü sen çok emek vereceksin, çok öğreteceksin. Ondan sonra da o sonuçta biz evet basketbolu herkes yapsın, spor okulları olsun ama biz oyuncu yetiştirmekten bahsediyoruz. Yani bu kadar emeğin karşılığını alabilmen için oyuncunun uzamaya devam ediyor olması lazım. Yani bu her zaman garanti bir şey değil ama bu şansı artırmak için her türlü çalışmayı yapıp kendi kendimizi de kandırmamak lazım. Ya bu uzardı, aslında uzar aslında falan. Öyle değil yani. Uzayacak. 3 aşağı 5 yukarı biraz belli yani. Çok 10 taneden bir tanesi son bir senesinde genç yaşında uzuyor. Çoğu ama yavaş ne zaman uzayacağı, nasıl uzayacağı belli. Bu pivot oyuncusu kısmı da yani guardlık, pivotluk tabii şöyle. Tabii ki uzun oyuncu yani eğer fiziği uygunsa pivot oyuncusu olmaya daha müsait. Ama işte bazen öyle oyuncular oluyor ki pivot gibi ama guard gibi de oyun kurabiliyor, pas verebiliyor. Tamam sende bu da güzel bir şey yani onu ileride bu oyuncu kullanabilir ama guard olması gerekmiyor. Pivot olarak da o pasör özelliğini kullanabilirsin. Onunla eğer o arkadaşlarına o pasör özelliğini pivottan da geliştirebilirsin. İlla pas verebiliyor diye onu guarda koyup ya da guard gibi oynatmana da gerek yok. Hani bizim yaptığımız bazı şeyler var, bir takım forseler var. Bu forseler şöyle. Mesela bunu Hidayet örneğinde, Hidayet Türkoğlu örneğinde verebiliriz. Mesela Hidayet uzundu ama onu guard oynatmaya çalışıldı ve Hidayet bu konuda çok gelişme kaydetti kendinde ve bu bir güzel bir örnek. Yani eğer elinde böyle bir malzeme varsa, uzun bir 3 numara varsa sen bunu guard oynattığın zaman belki tam anlamıyla bir guard olmayacak ama o oyuncu A takıma gerçekten çıkacak bir oyuncuysa sen onun niteliklerini, özelliklerini geliştirmiş olabilirsin. Ama illa onun guard beklentisi içinde olmana gerek yok. Top elinde daha çok olduğu için daha çok şey yapabilir. Veya bir oyuncu kısa ama biz onu illa guard oynatmak istiyorsun ama o pas veremiyor. Daha çok şut atmak istiyor. O zaman onu ne bileyim illa kısa diye onu bir numarada her seferinde oyun kurdurmaya zorlamak yerine onu kısa olmasına rağmen şutör olarak kullanabileceğin bir pozisyonda biraz daha oynatıp topu da bir 4 numaraya veya 3 numaraya getirttirebilirsin ve böylece oyuncuları biraz kendi özellikleri çerçevesinde kullanabilirsin. Neyi ne zaman force edeceğiz, nasıl force edeceğiz bu kararları iyi vermek lazım. Yani ezbere, bana göre altyapı antrenöründe ezbere davranmamak lazım. Her duruma göre kendini adapte edip buradan nasıl bir artı çıkarabilirim ve bu oyuncudan nasıl daha çok faydalanabilirim, bunu matematiğini iyi yapıp ona göre üzerinden gitmen lazım. Yani bunun şeyi formülü yok yani biraz kafa kullanıp, kafa çalıştırıp oradan çözümler üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Cem abi mikrofon kapalı. Özür dilerim. Melih Ağar. Şimdi açma mikrofonunu. Bu Amerika'daki koçlar böyle böyle diyor diye bir soru sormuşsun. O soruyu değiştir sonra sana geleceğim. Şimdi Amerikalı koç böyle diyor. İtalyan koçun yaklaşımı bu. Bizim onları örnek alacak durumumuz yok. Onlar bizim değerlerimizi örnek alsınlar bence. Hiç oralara girmeyin baba. Ersen Erfilan. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam aslında ben sorumun bir cevabını aldım ama başka bir soru sorabilir miyim izninizle? Ersen sen misin? Evet hocam. Tamam sor tamam. Hakan hocam konuyla, iyi akşamlar konuyla diliyorum. Konuyla ilgili. Konuyla ilgili hocam. Evet. Hocam altyapıda hem de üst yapıda çalışmış bir antrenörsünüz. Benim size sorum şu olacak. Hani oyuncu arayacağım işte köy köy gezeceğim falan diye sormuşsunuz. Eğer oyuncu bulduğunuz zaman
ona vereceğiniz en önemli fundamental'lar neler olurdu? Yani bir sıralama yapacak olsanız. Neler öğretmeye çalışırsınız hocam? İlk hiç bilmeyen oyuncuya. Yani şimdi hiç bilmeyen bir oyuncunun tabii ki ilk, yani dribbling basketbolun herhalde ilk maddesi A harfidir. Yani dolayısıyla o harfleri öğreteceğim zaman tabii ki dribbling öğretmek isterim. Ama dribblingi öğrettikten sonra bu dribblingin ağırlığı ne kadar olacak? Mesela bizde, bizim altyapılarda dribbling üzerine çok fazla gidilir ama pas üzerine az gidilir. Yani bana göre dengeler de burada çok önemli. Yani dribblingi verdiğin kadar pası da vermen gerekiyor. Her iki elinle, mesela bugün birçok oyuncu sol eliyle pas veremiyor. Veya sol eliyle, ne bileyim, altyapıda öğretiyorlar, öğretilemiyor. Sol elinde hala turnikesi çok zayıf. A takım seviyesinde bile sol eliyle bitiren, turnike bitiren oyuncu sayısı oldukça az. Sonraki aşamada tabii şut öğretirim ama şutun öğretilmesi de şöyle. Yani bugün baktığınız zaman birçok şütör öğretildiği için şütör olmuyor. Yani biraz da doğal bir yetenek şut atmak. Ama tabii ki doğru şutu doğru atman, fundamental'ın şeklinin doğru olması, çabuk atma vesaire gibi detaylar üzerine gidelim ama yani dribbling, pas, şut ama bunların arasındaki denge bence çok önemli. Yani en kolay, bizim antrenörlükteki en kolay iş dribblingle antrenman yapmak. Herkese verirsin bir top, herkes bir topla dribbling yapar. Ama pas öğretmek için iki kişi gerekiyor ve teknik öğretmen gerekiyor. Yani dolayısıyla bu topsuz oyun, toplu oyun kadar değerli bir oyun. Bunu bizim öğretiyor, öğretebilmek için de mücadele ediyor olmamız lazım. Bunun için de daha sonra tabii aşama aşama işte şut tercihi, yani şimdi şutu öğretiyoruz ama şut tercihi konusunda birçok sıkıntı yaşıyoruz. İşte bunun için de mesela biz bazı şeylere de öcü gibi yaklaşıyoruz. Mesela pick and roll oyunu kötü bir şey değil ama pick and roll'ü sen hakkıyla öğretmen lazım. Yani pick and roll oynanırken mesela sağ elle dribbling yapman lazım. Zaman zaman sol elle yapman lazım. Baskıya karşı bacak arası yapman lazım veya topu arkadan çevirmen lazım ve bunun içinde de pas atman lazım. Şimdi baktığında birçok fundamental bölgesini barındıran bir şey. Bunu öğretmek kötü bir şey değil. Ama hakkıyla öğretirsen eğer bir şey. Yoksa iki oyuncunun eline sadece bir tane topla oynayan, bir tane de diğer bir uzun bulup ikisinin eline topu verip ikisi saatlerce oynuyor, diğer üçü seyrediyor şeklinde olduğu zaman bu kötü gibi görünüyor ve kötü. Ama her oyuncuya bunu öğretip ve bu oyunculara da eşit şanslar, bunu oynama şansları verilebiliyorsa bir takım içinde bu güzel. Yani dolayısıyla bir dengeyi yakaladığım zaman tabii ki A'sından Z'sine bütün fundamental'ı veririm ama hepsini dengeli bir şekilde veririm. Sadece bir şeyin üzerinde çoktuktan diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Orte, sorularım hazır demesin. Bir tane sor. Bir tane sor. Peki, iyi akşamlar Hakan abi. Birçok soru hazırlamıştım ama Cem abi bir tanesine izin verdi. Yurt dışında çalıştınız. Yani Amerikalı oyuncularla Türk oyuncuların farklı olduğu aşikar. Yani bu konuda zaten hani fiziksel bir siyahi oyuncuların üstünlüğü var. Bunu artık herkes kabul ediyor. Siz Avrupa'da çalıştığınız için orada altyapıyı da gözlemlediğinizi düşünüyorum. Altyapıdaki, Avrupa'daki oyuncularla buradaki Türk oyuncular arasında fark var mı? Bu farkın nedeni sizce ne, eğer var ise? Çok kısa lütfen. Yani şimdi hani yurt dışında çalıştım ama daha çok bu örneği cevabını milli takım antrenörlüğünden verebilirim. Yani uzun yıllar Yıldız Genç Milli Takımlar'da antrenörlük yaptım. Hani orada gördüğüm şey bir kere orada bizim oynadığımız jenerasyonlardaki bütün oyuncuların, özellikle iyi oyuncuların basketbol ömürleri çok uzun oldu. Yani bizim basketbol ömrümüzle onların basketbol ömrü arasında çok ciddi bir fark var. Ve ben de bunu, dolayısıyla böyle bir şey varsa bunu bir tek maddeye değil birçok şeye bağlayabilirim. Bunun içinde disiplinli yaşamak, disiplinli hayat, bu kendini bu sporcu ortamının içinde kalmak, tatmin olmamak, amatör ruhunu kaybetmemek, para olduktan sonra motivasyonunu kaybetmemek, eğitim seviyesi. Şimdi bak, bu saydığım faktörler o kadar çok şey ki aslında bizim altyapının sorunları bunlar. Ama bu nereye yansıyor? Bir oyuncunun, aynı yetenekte birçok oyuncunun bizden en az 7-8 sezon ömrü daha uzun Avrupa'daki oynayan iyi oyuncuların.
Dolayısıyla maalesef bizdeki birçok yetenek parlıyor ve sönüyor. Bu altyapısını kuvvetlendirmediğimiz için sadece basketbolun belki tekniklerini verdiğimiz ya da mental ve altyapı kısmını kuvvetlendiremediğimiz için. Dolayısıyla oyuncu yetiştirmek sadece bir yönlü bir durum değil. Birçok yönü var. Ve en sonunda da sadece onu A takıma yetiştirmek de yetmiyor artık. Onu uzun yıllar oynatabilecek bir hale getirmemiz gerekiyor. O şekilde kapasitesini, donanımını artırmamız gerekiyor. Bu donanım kısmı sadece basketbol donanımı değil. Birçok yönden donanımını artırmak gerekiyor. Bunu artırabilmek için de bizim antrenör olarak kendi donanımımızı öncelikle artırmamız gerekiyor. Kulüplerin evet. kendi donanımını artırması gerekiyor. Yöneticilerin kendi donanımını artırması gerekiyor. Serhat'cığım, demin mikrofonun gitti. Sesin gitti. Sorun cevap buldu diye ben başka var mı başka bir söyleyeceğim bir şey? Demin bir problem oldu. Aslında var. Tamam, o soruyu sor. Müsaade ederseniz hemen kısaca sorayım. Tamam, sor. Şimdi biz tabii bazen bu iyi malzemeyi hani oradan devam edeyim bulduktan sonra altyapıdaki koçların sıkça şundan şikayet ettiğini görüyorum. Ya bu da çok iyi fizik ama öğrenemiyor. Hani ben şahsen şöyle düşünüyorum. Öğrenmek de öğrenilebilen bir şey. Üzerinde durursa. Hakan Hoca'nın bu konudaki fikrini merak ediyorum. Çünkü gerçekten iyi malzeme kolay bulunmuyor. Yani evet. bu kesinlikle benim açımdan kabul edilemez bir şey. Yani eğer iyi bir malzeme varsa öğrenemiyor diye bir şey kabul etmiyorum. Yani belki kısa vadede hızlı öğrenemiyor olabilirsin. Ama ben basketbol eğitimi yaptığın ya da basketbola yaptığın yatırımın, bir oyuncuya yaptığın yatırımın, kendine yaptığın yatırımın boşa gittiğini hiç görmedim. Ya bu belki çok hızlı, çok yavaş ilerleyip bir günlük bir değişimle belki tekrar eski normal rayını bulur, rayına geçer veya şeyini bulur, yerini bulur. Bazen de hızlı gidebilir. Ama eğer sen bu emeği veriyorsan ve bir yetenek varsa ve bu almaya çalışıyor ama o dönem için alamıyorsa mutlaka bir yerde bu şeyi açığını kapatacaktır ve normal yerine gelecektir. Yani mesela bunu şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz bugün mesela Doğuş Balbay hani teknik şut atamıyor diyorduk yıllarca. E şimdi o kadar seneden sonra belki kariyerinin sonuna yaklaşmasına rağmen Doğuş Balbay şutör oldu. Sinan Güller şutör oldu. Yani dolayısıyla o bir yerde bir zamanı mutlaka bulur. Er ya da geç. Sen burada sana düşen mücadeleyi vermekten vazgeçmeyeceksin bence. Teşekkür ederim. Fevzi Hocam. Bir merhaba de Fevzi Hocam. Selamlar. Hakan Hocama çok teşekkür ederim. Kayseri'den Fevzi Önder. Sesim geliyor mu kardeşim? Geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hocamı dikkatlice dinliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Kızlar bak geberteceğim sizi. Bak sesiniz solunuz çıkmıyor. Orada manken gibi duruyorsunuz. Şimdi bak sırayla hepinize söz vereceğim. Merhaba diyeyim. Varsa sorunuz sorun. Berna ablalarından başlıyorum. Berna hadi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? Berna Hoca. Manisa'dan. Ben de Manisa'dan. Berna. Aynen. Manisa'dan Spil Basketbol Berna. Ben de şey sorayım. Altyapılarda mesela benim de şu an 14 yaşa kadar oyuncularım var. Hep her yerde konuşulan bir konu gerçi ama sizinle görüşünüzü öğrenmek istedim. Mesela bu pick and roll oyunlarını kaç yaşta öğretmeye başlamalıyız? Tamam. Sonra mikrofonu kapa. Arkadan çok ses geliyor. Tamam. Yıldız takımdan itibaren bence bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü zaten sen öğretmesen bile o yaştan sonra diğer takımlarda bunu oynayan oyuncularla, takımlarla karşılaşıyorsun. Onun savunmasını da öğretmen gerekiyor. Yani bana göre Yıldız takım yaşı bu işçilerden. Yıldız takım yaşı var. Evet. Özlem. Özlem Ülker. İyi akşamlar. Özlem Ülker Ankara'dan. Merhabalar hocam. Cem hocam merhaba. Hakan merhaba. Hocam merhaba. Benim bir sorum yok. Katkılarınızdan ve paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Nail'e Tabak. Nail'e'cim aç mikrofonunu. Nail'e de
Aç mikrofonunu. Zonguldak'tasın değil mi Nane? Evet hocam, Zonguldak'ta yaşıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim herhangi bir sorum yok. Hakan hocam vermiş olduğu... Sorularınızı hazırlayın ama. Girin için içine, tamam mı Nane? Ama sorum yok. Peki işte. Hakan hocam verdiği değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bak şimdi İrem nasıl soru soruyor. Bak İrem'cim aç mikrofonunu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hakan hocam merhaba. Merhaba. Benim şöyle bir sorum olabilir. Bir yönetici adayı olarak bu prensipler konusunda bir yöneticiden bu oyuna ne kadar işte bilmeli veya ne kadar hani bilgisi, yani seviyesinin ne doğrultuda olmalı, bunlara ne kadar hakim olmalı, onu soracaktım. Evet. Yani tabii bir yöneticinin teknik bilgisinin olması tercih ettiğimiz bir şey. Ama o teknik bilgisini ne kadar kullandığı ve nasıl kullandığı da çok önemli bizim yaptığımız işte. Yani onu doğruyla yanlışa ayırt etmek için mi kullanıyor, yoksa işte ne bileyim bir antrenörü veya bu işi yapan insanları eleştirmek adına mı kullanıyor vesaire. Bu niyetler de bizim için çok önemli ama ben tabii ki çalıştığım şeylerin, yöneticilerin teknik kısmını bilmeleri benim işimi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Bu konuda kendini geliştirmek önemli bir şey. Tabii bunların yanında bütün bunları yaparken oyuncularla ilişki, oyuncularla diyalog, koçun zaman zaman sıkıntı yaşadığı belli problemleri, o aradaki o diyalogda aşamadığı noktaları aşabilmek için bu bilgi, bu donanım, bu teknik bilginin olması oyuncuyla konuşurken sizi oyuncu gözüne daha saygın veya size açılması konusunda daha rahat hale getirebiliyor. Çünkü sizin oyunu bildiğinizi veya gördüğünüz şeyi, onun yaşadığı sıkıntıyı gördüğünüzü anlıyor ve size daha kolay açılıyor. İşte oradaki o çözüm aşamasında da sizin bilginizi, donanımınızı nasıl kullanacağınızda siz karar veriyorsunuz. Tamam. Çok şimdi, teşekkür ediyorum. Aferin İrem. Şimdi Mehmet Önüt o soruyu kısaca sor. Kısa bir cevap. Arkadan Çağatay sorusunu hazırlamış nihayet bitirme tezini. O soracak. Hadi Mehmetciğim. Hakan hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hücumdan bahsettiniz. Hücum organizasyonunun nasıl olması gerektiğinden bahsettiniz. Ben olaya biraz farklı bir açıdan bakıyorum. İyi hücumcu olmak için savunmanın buna katkısı nedir? İyi savunmacıdan iyi hücum olur, hücumcu olur mu? Destekler mi birbirini? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. İki cümle Hakan. Tabii yani iyi. Yani eğer bir komple oyuncu dediğimiz komple oyuncular hem savunma yönünü hem hücum yönünü iyi oynayan oyuncular. Yani bu tip komple oyuncuları bulduğun zaman gerçekten çok büyük artıya geçiyorsun. Yani savunma için gerçekten hep bildiğimiz gibi çok büyük bir yetenek gerekmiyor. Oyuncuyu biraz zorlamamız gerekiyor. Ama benim çalışma prensiplerimde demin size en baştan bahsettiğim fiziksel ve teknik yani tekniği geliştirirken fiziksel bir mücadele içinde geliştirmenin sağlanabilmesi için de takımının ve oyuncunun iyi savunma yapması gerekiyor. Yani hücumu arttırabilmek için takımda savunmanın da yüksek olması gerekiyor ki o oyuncu hücum yönünde gerçekten ilerleyebilsin. Maç seviyesinde antrenman yapabilsin. Dolayısıyla tabii ki iyi bir hücum oyuncusu yetiştirebilmek için ortamın da iyi bir savunma, ortamda da iyi bir savunma olması gerekiyor. Bu ikisi de gerekli. Teşekkür ederim. Evet Çağatay'cığım. Hocam merhaba. Günümüzde topsuz oyununda toplu oyun kadar ne kadar çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu altyapılarda topsuz oyunu sevdirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz hocam? Teşekkür ederim. Yani bir kere bu topsuz oyun gerçekten çok önemli ve bana göre topsuz oyunu oynatmak toplu oyunu sevdirmekten daha kolay. Çünkü herkesin eline topun değdiği bir düzen olduğu zaman bence oyuncular daha çok mutlu oluyorlar. Yani bir kere pas fundamentalını mutlaka ilerletmek lazım ama bütün bunları yaparken de gerçekten o konuda bir inancınızın olması lazım. Mesela Amerika'da biliyorsun Princeton Offense diye bir hücum şekli var. Yani Princeton okulunun yıllardır şey yaptığı, bazen bugün A takımda da oynatılıyor. Yani neredeyse sıfıra yakın pick and roll'ün olduğu ama herkesin hareket ettiği, topun döndüğü
belli bir düzenin olduğu bir hareket, bir oyun tarzı. Bunun kendine ait setleri de var. Yani bu motion offense gibi eskiden biz antrenörlük yaparken mesela bir motion offense şeyi vardı, modası vardı. Motion offense önemli. Herkes işte topu veriyor ve hareket ediyor. Fakat öyle bir şey öğretmek öyle kolay bir şey değil. Yani topu ver ve hareket et. Yani bir düzenin içinde bunların olması lazım. Bizim Türk insanı da bu düzenin içinde daha çok bu tip şeyleri algılayabiliyor. Özellikle oyuncular da biz de. Bizim de aklımıza yatması gerekiyor çünkü. Antrenörden önce aklımıza yatması gerekiyor. Yani bana göre biraz araştırma yapıp bu topsuz oyunun hakim olduğu set düzenleri, oyun düzenleri nelerdir biraz araştırma yapılırsa ona kendine uygun birkaç tane düzen bulup oyunculara da o düzenin gerektirdiği fundamental'ları öğretmek üzerinden yola çıkılırsa ezbere yani, koşmak değil sağa sola yani motion evet. offense. Ezbere aynen. koşmak değil. Bilinçli hareket. Evet. Ama araştırma kolektif. Yani şöyle bizim maalesef bizim altyapı antrenörlerinde ben mesela Amerika'da bu var da bizde niye yok? Yani bir hücum şekli icat etmek veya işte bu bir şeye kafayı takmak ve ben bu takıma böyle oynatacağım demek gibi bir takım saplantılar olması gerekiyor. Yani bizde maalesef ben bu saplantıları görmüyorum. Bizde işte bu daha kolaya kaçıyoruz yani. Biraz bu işe tutkuyla yaklaşıp bazı şeylere kafayı takmak ve mücadele eskiden daha çok vardı bunlar. Yani benim altyapıda çalıştığım dönemlerde daha çok vardı. Tarzlar vardı, antrenörlerin oyun tarzları vardı. Ben bunun biraz azaldığını görüyorum. Şu anda A takımda işte EuroLeague'de bilmem ne oynanıyorsa o da o seti oynamıyor. Böyle bu değil yani. Kendine ait fikirlere ihtiyacım var. Evet. Arkadaşlar herhangi bir soru yoksa yavaş yavaş bitireceğiz. Öner, Ufuk, Gazi var mı herhangi bir sorunuz? Abi sessiz kaldınız. Yok, keyifle dinliyoruz. Hocam detaylıca anlattı. Hani çok da müdahil olup kesmek istemedim. Peki. Ben elleri göremiyorum çünkü. Yani takip edemiyorum. Mehmet Albayrak, sor abi. Son soru diyelim. Evet. Son soru. Hocam pozisyonsuz basketbol için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye bu basketbol türü ne zaman gelir sizce? Yani şöyle açıkça yani yine bunun bir moda olarak görüyorum. Ben bu modalara çok inanmıyorum. Yani bizim zamanımızda da işte motion offense vardı. Herkes motion offense oynatmayı düşünürdü ama bir kişi de motion offense oynatmazdı. Yani bu tip şeylere çok takılmamak gerekiyor bana göre. Tabii ki bu tip şeyler, onun içinden de bir takım şeyler alınabilir. Evet işte her oyuncunun gelişimine katkısı bulunabilir ama bir şeyi yani önce temel şeyleri biraz daha iyi yapmamız gerekiyor bizim ülkede basketbol adına. Ondan sonra o noktalara geldikten sonra da bunu bir üst aşamaya taşınabilir. Ama bunlara takılıp eğer temel hiçbir şey yaptıramıyorsan o zaman bence büyük sıkıntı. Özellikle altyapılarda biz bunları yaşadık. Kimse de bize ya kardeşim tamam onu bu moda kısmını bırakın da bak böyle temel bir takım şeyleri iyi yapmaya çalışın deseydi bence daha da iyi olabilirdi o dönemden diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki arkadaşlar. Hakan'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çağırdım. Verdiğin bilgilerden ötürü şimdi mikrofonları açacağız. Hep beraber Hakan Koç'u hem alkışlayacağız. Hem herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. Herhangi bir söyleyeceğim bir şey varsa Hakan'cığım? Ben herkese çalışmalar diliyorum. Gerçekten böyle bir ilginin olması da beni çok mutlu etti. Herkese aynı zamanda benim telefonum, şeyim, e-mail adresim Cem abi de var. Her türlü soru veya bir ihtiyaç olduğu zaman da buradayım. Canımsın, sağ olasın. İyi akşamlar herkese. Alkışlarla. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Haydar abi bir dakika görüşürüz. Kapatıyorum. Yeni gördüm seni. Ha, fark ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kapadım arkadaşlar.